Kadir. Hadi aç telefonu. Alo. Orhan. Hasret. Orhan sensin. Hasret neredesin? Kimi aradın? Hasret. Kimle konuştun? Orhan'ı aradım. Bir şey dedin mi? Nerede olduğunu söyledin mi? Yürü eve. Bekir gelecek şimdi. Yürü. Bırak beni. Sus, kapa çeneni. Bekir ikinizi de öldürür. Bekir'den önce ben öldürürüm seni. Şimdi yürü eve. Yürü. Orhan. Orhan ne yapıyorsun? Çok merak ettim seni. Hasret aradı biraz önce. Hasret mi? Evet. Evet, telefonda bir şey söylemeye çalıştı ama kapandı, konuşamadık. Vazgeçmiştir belki. Konuşmak istememiştir. Bir şey anlatmaya çalışır gibiydi ama yapamadı. Neyse, cesaret edince yine arar belki. Cesaret edince mi? Niye çekinsin ki ben? Senden değil Orhan. Yani söyleyeceklerinden çekinmiştir. Nasıl yani? Ne demek bu? Nihayetinde sana hiçbir şey izah etmeden çekip gitti. Yani gerçeği söylemesi bu kadar kolay olmasa gerek. Geç şuraya Allah'ın cezası. Geldi seninki. Çok şükür kurtuluyorum senden bu akşam. Allah'ım. Allah'ım ben ne yapacağım? Sen hala telefon mu bekliyorsun Orhan? Gel sen çıksana. Orhan hadi gel. Sahile gidelim. Biraz hava alalım. Bak sana da iyi gelir. Bak gerçekten keyfim yok. Gerçekten. Yani kararlısın. Burada sabaha kadar telefon bekleyeceksin öyle mi? Evet bekleyeceğim Figen. Bekleyeceğim. O benim karım. Ve niye gittiğini izah edene kadar şuradan şuraya adım atmayacağım. Şimdi rica ediyorum beni yalnız bırak lütfen. Allah'tan başka sana yardım edecek kimse yok bundan gayrı. Bugün bu hasret bitecek. Kurban olayım yapma. Gebeyim ben. Neden sen? Gebeyim.
bulaşıkları yıka. Sabaha kalmasın sakın. Tamam, ödevimi yapar sonra yıkarım. Ha şey yap. Baban gelince de çorbayı ısıt. O onu yesin, yeter ona. Sen geç mi kalacaksın? Anam işte, iş ne zaman biterse o zaman döneceğiz. Sabaha kadar yetişmesi lazımmış kahvenin. Ay, inşallah şu Kerime ile Sevim halletmişlerdir de bana çok iş kalmaz. Gel de şu kapıyı arkamdan kitle, gel. Ay ay. Bana bak, kapıyı kitle, tamam mı? Hadi. Niye geldin? Hiç. Kartal Bey'e mi gönderdi? Ha yok. Ne peki? Dedim ya, hiç. Doğan sen ne diyorsun ya? Ben bir şey anlamıyorum. Niye geldin? Niye dikiliyorsun akşam vakti kapımda? Bir yerde bir kahve içer miyiz diye soracaktım. Yani müsait misin, çıkabilir misin? Bilmiyorum ama. Kahve mi? Kahve mi? Çay da olur. Salepçi de var. Bozacı biraz uzakta ama olsun. Şey, araba var. Aşağıda sofrayı toplamadın ki. Derse oturacaktım şimdi de ondan yardım edemedim. Ha, ben görüyorum senin nasıl ders çalıştığını. Ne o elindekiler? Ne sakladın? Hiçbir şey saklamadım. Çıkar ver bakayım bana onları. Yok bir şey. Neymiş o, ver. Ver bakayım. Ay. Kız. Ay bunlar nasıl evler böyle? Aa, aa. Ay. Ne işin var bunların sende? Kırtasiyeden aldım. Öyle bakmak için. Hayal kuruyordum. O da mı yasak? Ha, sen burada böyle boş boş oturup hayal kuranca ders çalışacağına. Ne olurdu azıcık ablana yardım edeydin. Kız kermesi için kahvehaneyi temizleyeceğim diye canı çıktı. Kusura bakma anne, de onlar kendi başlarına iş aldılar. Ne olurdu sanki kendi aralarında para toplayıp verselerdi. Olmuyor muydu öyle? Aa, bak 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 şuna. Sen anca yattığın yerden böyle otur, akıl ver. Bir de hayal kur. Anneciğim. Bu evlerde anca aklını kullanarak oturabilirsin. Öyle kahvehane köşelerini temizleyerek değil. Bak bak laflara bak sen. Ne diyeyim? Allah gönlüne göre versin herkesin o zaman. Amin inşallah. Şey, üşüdüysen biraz daha açayım falan. Yok, iyi böyle. Ben derslerinden alıkoymadım değil mi seni? Gidince yaparım da. Ya sen niye geldin hakikaten? Ya bir zamandır konuşmak istiyordum aslında. Ama yanında hep Perihan Hanım oluyor. Çok çok fırsat olmadı. Ne konuşacaktın ki? Şey, öyle sohbet ederiz diye. Neler yapıyorsun? Mesela boş zamanlarında. Boş zamanım pek olmuyor zaten. Ev, okul. Bende de öyle. Bütün gece gazinodayız. Öyle sabah arada bir uyumaya falan. Mesude. Başka arkadaşın var mı senin? Perihan'dan başka? Yok. O da yetiyor zaten. Dert tasası bitmiyor yani, biliyorsun.
Nazmi. Başka? Yani okulda da var birkaç kişi. Daha başka arkadaş. Nasıl yani? Sevgili gibi mi? Öyle diyelim. Yok. Yani görüştüğüm biri yok. Peki olsun ister misin? Hala? Yavrum, babanlar uyudu mu? Evet evet, yattılar şimdi. Sizin bitti mi işiniz? Sayılır. Abla nerede? Ablan Sevim ablanla beraber kahvede. Onların biraz daha işleri var. Kartal Bey de onlarla beraber. Kartal mı? Ben de merak etmeyin diye haber vermeye geldim. Kartal Bey onları bırakacak. Hadi iyi geceler yavrum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Cevap vermeyecek misin? Bir şey sordum ya. Babam. Benim gitmem lazım. Baba. Neredesin kızım sen bu saatte? Kermes var ya, mahallenin bütün kadınları da ona koşturuyor baba. Annen? O kaldı. İsmet ablayla beraber kahvehaneyi temizliyorlar. İyi, peki. Gir hadi. Bir daha da bu saatte tek başına dışarı çıkma. Tamam. Geç içeri. Şefkat atkısı. Satılmayacaklar. Şefkat atkısı mı? İlk kez duydum. Ben verdim bu ismi. Parayla her şeyi halledebiliriz. Ama çocukların başını okşayacak bir el, boyunlarına sarılacak bir kol, bunların yerini tutamaz. Toplanan gelirlerle birlikte şehit ve gazi çocuklarına hediye edeceğim bu atkıları. Çok güzel düşünmüşsünüz. Her an yanlarında olamayabiliriz. Ama bu atkılar sayesinde bizim şefkatimizi hissedebilirler. Kerime Hanım, siz öyle eşsiz bir insansınız ki. Etrafınızdaki insanlar çok şanslı. Ne mutlu ki ben de. Abla. Perihan, senin ne işin var burada? Halam işler bitmedi deyince yardım etmeye geldim. Perihan, bu ne hal? Pijamayla mı geldin?
Hoş geldiniz Kartal Bey. Hoş bulduk Küçük Hanım. Kartal Bey sağ olsun. Sayesinde işleri hallettik. Biz de çıkacaktık birazdan. İki dakika bekleyin siz. Biz şu paketleri arkaya bırakalım. Sonra da beraber çıkarız. Ben taşısaydım. Yok, siz yeteri kadar yoruldunuz zaten. Hem hafifler. Biz hallederiz Sevim ablayla. Peki madem. Hadi. Madem ben de yardım edeyim. Kerime. Kız bu Kartal Bey'in sana farklı bir gözle bakıyor sanki. Şşt. Sessiz ol Sevim abla. Başkasının yanına söyleme böyle. Ya tamam hadi yürü. Neden söylemedin burada olacağını? Ya sürpriz yapayım dedim. Çok sürpriz oldu gerçekten Kartal, tebrik ederim. Sen niye gelmedin? Tembellik mi ettin evde? Burada olacağını bilmiyordum ki. Bu kadarla yetineceğiz artık, ne yapalım? Bitti işimiz, çıkabiliriz. Uğraşmışsınız. Öyle oldu. Dünyalar yansa da umurumda değil ki. Kötü yerden vurdu bu hazin gidişim. En ağır söz bile inankar etmiyor. Günümü soldurdu beni terk edişim. Saatler ayrılık gösteriyordu. Elimden ellerini çektiğim zaman. Şarkılar Hicaz'da ağlaşıyordu. Sazları küstürdü beni terk edişim. Ne zaman sevdim seni, ne zaman aldın kalbimi. Şimdi çekip el gibi sen gidersen eyvallah. Ne zaman bir ses duyur düşersem aklıma. Uzanır ağlar mısın zalim senin aşkından dönürsem eyvallah. Ağam, sen iyi misin? Git bana bir ebe kadın bul. Ne ebesi? Yoksa kıza bir şey mi oldu? Ne diyorsam onu yap be kadın. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Hayırlı sabahlar Dünür baba. Size de Ayfer Hanım. Günaydın babacığım, çayınızı koyayım mı hemen? Koy bakalım. Bana da doldur bana, büyük bardak. Anneniz nerede? Sabahleyin çıktı gitti Dünür baba. Ben bir arkasından seslendim ama ben duymadım.
Baba bugün kermes var ya, çarşıdadır muhakkak. Abiniz? Abim dükkandadır herhalde. İnşallah. Perihan, sen geç kalmıyor musun okula? Yok, ben bugün gitmeyeceğim okula. Neden? Şey, kermes var ya babacığım. Hayır işi nihayetinde. Ben de kalıp ablamlara yardım edeyim diyorum. Ya bir gün gitmesem bir şey olmaz zaten. Her şey bittikten sonra mı? Olsun olsun. İçinden gelmiş ya. Hiçbir şey için geç sayılmaz. O da gelsin bugün sizle. Ayfer Hanım, siz de gidin bizimkilerle. Evde durmayın. Biraz tasanız dağılır. Sağ olun Dünür Baba. Vallahi bu evde benim bir tek siz düşünüyorsunuz. Allah razı olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Bu saatte mi geliyorsun eve? Dün gece dükkanda yatmak zorunda kaldım. Ne oldu ki? Akşamüstü hasret herhalde. Marsol, neredeymiş? Bilmiyorum. Ne konuştunuz peki? Tam bir şey söyleyecekti, sonra vazgeçti, kapattı telefonu. Ben de bir daha arar diye bekledim böyle sabaha kadar. Aramadı. Abi, başım dertte, bir şeye ihtiyacım var. Hiçbir şey söylemedi mi? Hiçbir şey. Demek ki annem haklıymış. Hasret kendi isteğiyle gitmiş bu evden. Çıldırmış. Sokaklarda dolana dolana aklını yitirmiş olmalı benim kızım. Emin misin hasret olduğuna? Bir başkasıdır belki. Kandırmışlardır seni oğlum. Karımın sesini tanıyorum herhalde Ayfer Hanım. Oydu. Ben bir üstüme değişeyim. Gel. Ah. Günaydın kızım. Günaydın Neriman Hanım. Ay sabah sabah seni böyle rahatsız ettim, kusura bakma ama. Rica ederim, buyurun lütfen. Bir şey içer miydiniz? Yok kızım, sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben iyiyim de seni pek iyi görmedim kızım. Orhan'la tartıştık biraz. Ah kız, aklıma da gelmedi diyeyim. Dün gece seni telefonla arayacaktım ama sonra vazgeçtim. Bizzat gidip kendim teşekkür edeceğim dedim. Dün gece de eve gelmedi ya. Orhan dükkanda kaldı. Dükkan mı? Ben berabersiniz diye düşünmüştüm. Yok, ben gidip çağırdım ama o karısından telefon bekleyecekmiş. Karısından mı? Ben gitmeden evvel karısı aramış. O da belki bir daha arar diye bekliyor. Ne demiş peki? Bir şey dememiş, yani arayıp geri kapatmış. Ah Figen kızım, görüyor musun şu kızı? İnsan zoru varsa hiç konuşmadan kapatır mı telefonu ha? Bak nasıl çocukla oynuyor. Aklınca merak ettirecek. Ben de aynısını Orhan'a söyledim. Ama dinleyen kim? Bak Figen kızım, ben seni bizim evin fertlerinden biri gibi görüyorum.
O yüzden bu kadar açık konuşuyorum. Başına böyle şeyler gelen bir erkek tabii ki sinirli olur. Gururu incilmiş, kandırılmış, yaralanmış. Hem de kim tarafından? Değmeyecek biri tarafından. Nihayetinde karısı. Hala bekliyor işte. Kızım, bu saatten sonra dönse bile Orhan hiç onu koluna takar mı? Ha? Açıkçası ben döneceğini de pek sanmıyorum. Ama oğlunuz bir türlü terk edildiğini kabullenemiyor. Kadınlar bir şeyi yaptırmak istiyorlarsa mutlaka bunun yolunu bulurlar. Misal, sen şimdi Orhan'ı tamirhaneden çıkarsan, zaten işleri boşlamış durumda orada. Burada yazıhanede birlikte çalışsanız hem acısını daha kolay atlatır. Bir anne olarak ben de sana duacı olurum be kızım. Ne diyorsun? Ha? Ah be Hasret. Eğer bana yalan dediysen. Ne oluyor? Niye çıktın sen? İstemedi beni. Utanıyormuş. Ama sen merak etme. Kulağını iyice doldurdum. Ağzını açma dedim kadına. Utanıyormuş demek ha? Ayak diretiyor işte. İnatçı keçi. Ama bilmiyor ki Bekir Ağa onu köprünün üstünde bekliyor. Ne yaptın? Baktın mı? Gebe miymiş? Konuşsana be kadın. Müjdemi isterim ağam. Halide hocam, bunları da buraya koyuyorum. Tamam kızım, koy. Ay abla, geç kalmadık değil mi? Yok yok, daha kimse gelmedi zaten. Ay. Ne getirdin sen? Ha? Anam bak, bunun içinde havlular var. Bunda da akşamdan pişi yaptım. Sabriye. Ha? Kız dün akşam neler kaçırdın bir bilsen. Ne diyorsun kız? Kerime ile Kartal Bey'in bir bakışması vardı. Aralarında bir şey olursa hiç şaşırma. Allah canını almasın. Sevim. Sabriye, havluları buraya getir. Tamam abla. Mesude. Perihan, siz de şu yemeklerin başını bekleyin, hadi. Tamam, buyurun. Bakıyorum da erkenden gelmişsin. Yardımsever arkadaşım benim. Bir işin ucundan tutmak gerek değil mi ama? Tabii canım, tabii. Kartal gelmeyecek olsaydı sen buralara hiç gelir mi? Mesude, sessiz ol, oğlum duyacak ya. Başka biri duyacak. Aramadı değil mi Hasret? Böyle mi kurtulacaksın beklemekten? Sana inanamıyorum Orhan ya. Gerçekten sabaha kadar telefon mu bekliyorsun? Ya niye geldin onu söyle. Keyfimden değil. Bugün tedarikçilerle bir toplantımız var. Tabii sen hala işle ilgilenebiliyorsan. Hani biz ortağız ya. Bir sözleşme imzaladık. İş yapıyoruz. Bunları hatırlıyorsun değil mi Orhan? Bu imalara gerek yok. Ne halde olduğumu görüyorsun zaten. Benim gördüğüm ne biliyor musun? 3 gün içinde olan bir evlilik. Daha sonra taraflardan birinin bu rüyadan erken uyanması ve ansızın gelen ayrılık. Ne akla böyle konuşuyorsun sen? Ha? Bu benim evliliğim, benim. Haddini bilsen iyi olur. Ben de onu diyorum Orhan. Hani bu senin özel hayatın, senin evliliğin. Artık bunu işe karıştırmasan daha iyi olur. Eğer çalışmak istemiyorsan da sözleşmeyi feshederiz. Hiçbir talebim olmayacak. Kusura bakma, buraya gelmem büyük bir hataydı.
Gel. Seni kırdım. Kusura bakma, bunu hak etmiyorsun. Önemli değil. Ama lütfen artık işine olan sorumluluklarını yerine getir, olur mu? Bu sana da bana da çok iyi gelecek. Haklısın belki de. En azından bir eve uğrayalım, ben üstümü değiştireyim. O kadar vaktim var değil mi? Ne kadar istersen. Kartal Bey geldi. Gecenin o vakti gitti. Bizle beraber geldi. İlk misafirimizi karşılayalım değil mi? Kerime sen karşıla, ev sahibiyse ayıp olmasın. Kartal Bey. Kerime Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımlar kolay gelsin, günaydın. Günaydın. Enişte Bey. Bayağıdır görüşemiyorduk. Kısmet böyle hayırlı bir güneymiş. Bu ne güzellik böyle. Vallahi mahalleye baharı erkenden getirmişsiniz. Her yer çiçek açmış ha. Ha, hepsi bırak kız ya. Aa, oraya değil, şuradaki masaya koyalım. Mesude yer aç kızım masada. Sen bugün burada kal, lazım olasın, tamam? Tamamdır. Ben nerede duracağım? Hani benim masam? Abo! Bir de masanın başında dinleyip satış mı yapacaksınız? Rica ederim. İşin en zevkli kısmı o zaten. Siz Kerime'ye yardım edin en iyisi. Yalnız kalmasın. Buyurun. Bu arada tanıştırayım. Halide Hanım, hocam olur kendisi. Memnun oldum. Ben de öyle. Kerim Hanım sizi çok methetti. Geçen sefer tanışacaktık ama sanırım işiniz çıkmış. Geçen sefer mi? Evet, Kerim Hanım davet etmeye geldiğinde... yanılmıyorum değil mi? İşi çıkmıştı hanımefendinin. Abla, ne çabuk haber verdin Halide hocama? Halide hocanın işi varmış. O yüzden ben tek gideceğim. Gelemedik. Nasıl kısmet işte. Ne güzelmiş bunlar. El iş bunlar. Gülüm, korkmana hiç gerek yok. Ben senin için dünyayı karşıma alırım be. Bak görüyor musun? Düşündükçe deliriyorum ha. Bir de koca diye yanında kurum kurum geziniyordu. Tövbe estağfurullah. O benim kocam zaten. Ha biliyorum kocan. Ama kağıt üzerinde. Hakikatta bir sen... bir de ben biliyorum. Bekir bak. Hay Bekir diyen ağzına kurban kız senin. De bakayım hele. Ben sana varmam, anlamıyor musun? Ben Orhan'la evliyim. Orhan'la evlisin. Öyle mi? Ama Orhan'ın bundan pek haberi olmamış gibi. Ben istemedim karı koca olmayı. Bak görüyor musun? Bana hırsı ondanmış demek ki. Senden yüz bulamayınca... gelip benimle dalaşıyordu. Anla artık kızım. Bizim kaderimiz bir kesilmiş. Hasret kuşu. Uçtun uçtun, diyar diyar dolaştın. Yine geldin, benim avcuma kondun bak. Ben gelmedim sana. Sen kaçırdın beni.
Hani derler ya, yaşayacak günlerim varmış diye. Bizim de seninle yaşayacaklarımız varmış be hasretim. İyi gözümü karartmışım da seni kapının önünden kaçırmışım. İyi ki. Dön hemen geliyorum. Orhan, ya ben de bir firmaya telefon etseydim. Gecikeceğiz ya, onlar da geç çıksın. Bekletmeyelim. Telefonu kullanabilirim değil mi? Olur tabii. Kimse yok galiba. Telefon burada. Ben üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Ah Orhan, ah. Benim bildiklerim bir bilsen. Alo, merhaba. Figen Karasu ben. Bizim toplantıyı yarım saat erteleyebilir miyiz acaba? Ufak bir işimiz çıktı da. Aa, öyle mi? Demek gelemeyeceksiniz. Tamam, hiç mühim değil. Başka bir zaman ayarlarız artık. Oldu. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ay Kerime, kızım. Vallahi siz kermes dediğiniz zaman ben böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim yavrum. Ay ne kadar güzel bir şey yaptın sen böyle. Olur mu anneciğim? Hepsi Halide hocamın sayesinde. Vallahi bu konuda tevazunuzu kabul etmiyorum. Bugünün mimarı Kerime. Ah Halide Hoca, bu kız iyilik için doğmuş, iyilik. Vallahi hiç kendini düşünmez, hep etrafındakileri düşünür önce. Ay, o bizim evimizin ışığı ayol, ışığı. Allah biliyor ya. Ay ben seni kimlere nasıl vereceğim Kerime, nasıl? Anneciğim, sen karıştırdın galiba. Bu kermesi ablan için düzenlemedik. Canım yani sadece kek börek satacağız değil mi? Eğer insanlığın güzelliğin bir ederi olsaydı Kerime'me paha biçilemezdi değil mi? Zaten Kerime Hanım'ı tanıyan birisi bunu hemen anlardı. Başını evde ne yapıyor diye hiç düşünmüyorsun. İnsan kelimesi gelirken bir haber verir ya. Ay Ayfer Hanım, tabii sen de geleceksin. Buyur gel. Hatta geç otur istersen. Ya da şöyle bir dolaş bak neler var yok diye. Yok yok, ben oturmayacağım. Şöyle bir teftiş edeyim bakayım. Günlerdir hazırlandığınız bu kermes ne alem. Fırçaladayım. Evet evet, aman eksik kalma. Aman.
Sen ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Sus Mesude. Sus, hıncımı senden almayayım. Ne yaptın? Haber verebildin mi adamlara geç kalacağımızı? Bir mesele yok. Bekleyecekler bizi. İyi. Çıkalım o zaman. Orhan. Şunu düzelteyim. Ben hallederim. Ben yapsam ne olacak? Figen. Ben hallederim dedim. Sıraya girdi resmen. Evleneceksen senin bunlara alışman lazım. Adam zengin. Yakışıklı da. Hem de gazino patronu. Yarın öbür gün evlenince evde oturacaksın. O da işe gidecek. O zaman nasıl dayanacaksın? Bana bak. Biz seninle iyi anlaşacağız ha, biliyor musun? Ne o? Limanı mı oğlum? Yok, patatesli. Patatesli ha. Soğan var mı onun içinde? Var ya. Ya olmaz o zaman. Soğan benim midemi ekşitiyor. Benimkini de ekşitiyor ama ben yiyorum. Öyle mi diyor? Evet. Lan öyle de bir iştahlı yiyorsun ki ver bakayım şundan bir dilim. Dur ben alayım, dur en üstüne. Hem şey olsa da midemiz ekşitse de bir ayran içeriz geçer. Hakikaten ben onu hiç düşünmedim ha. Vallahi ya. Aferin sen. İyi düşündün ha. Bana bak lan. Sen bekar mısın? Bekarım ya. Ne şu anda şok. Gerçekten ya. Senin gibi yakışıklı bir çocuk nasıl bekar olabilir? Bana bak. Evlenmeyi düşünüyor musun? Evet. İyi tamam. Ben sana kızı bulurum. Everim sana. Amma sevindi ha, amma da ben kız bulsam bu kızı yerim ki ya. Nerede bu adamlar? Ne acelen var? Ne güzel oturuyoruz işte. Hem benim seninle konuşmak istediğim şeyler var. Nedir? Buradaki işleri yetiştirmekte çok zorlanıyorum. Biliyorsun Kartal hiç ilgilenmiyor zaten. Açıkçası ikide bir dükkanına gelip seni çağırmak da hiç hoşuma gitmiyor. Gelmene gerek yok. Haber vermen kafi. Atlar gelirim ben. Ama benim bahsettiğim bambaşka bir düzen. Senin dükkana bir yardımcı alsak, burada birlikte çalışsak diyorum. Hem işlere daha çok hakim olursun, hem de fazla yükümü alırsın. Ya anlıyorum. Anlıyorum ama başta konuşmuştuk. Yazıhane bana göre bir yer değil. Bütün gün burada geçiremem zamanı. Ama başladığımız noktada değiliz artık Orhan. Satışlarımız epey arttı. Yani bunları birinin gerçekten takip etmesi gerekiyor. Hem
Bu tamirhane önlüğüyle takım elbise arasında bir tercih yapma vaktin geldi bence. Nedir senin bu tamirhaneyle alıp veremediğin? Bir söylesene. Niye bu kadar küçümsüyorsun? Tamirhaneyi küçümsemiyorum Orhan. Ama seni çok önemsiyorum. Neredesin be? 40 saattir kapıda bekliyoruz, aç olduk. Biraz uzanmıştım. Kim bu adam? Sen çok soru sorma. Hasret ne yapıyor? Gittiğinden beri ağlayıp duruyor, ne yapacak? İyi. Avukat bey, siz şöyle salona geçin. Gel bakalım Hasret. Gel bak. Misafirimiz var. Gel hele kız. Bak. Avukat bey. Avukatla ne işin var benim? Kendisi yabancı değil ya. Bizim köyden. Durumu da biliyor. Orhan'dan nasıl kurtulacaksın? Ona izah edecek sana. Gel, benim adıma kararlar vermenden hoşlanmıyorum. Bence artık birinin bunu yapması gerekiyor. Çünkü kararlarının pek isabetli olduğu söylenemez. Ne demek bu? Senin gibi bir adam o küçücük tamirhaneye gömmüş kendini. Figen. Biliyorum, o tamirhane tam 4 çocuk okuttu değil mi? Ama bırak da bu lafları artık baban söylesin. Senin çoktan kendi hayatını çizmen gerekiyordu. Bak, önünde çok güzel bir fırsat var. Neden değerlendirmiyorsun ki? Peki ya ben yaşadığım hayattan memnunsam? Olamaz. Açıkçası şu birkaç güne bakınca pek de öyle gözükmüyor. Bence sen kendini cezalandırıyorsun Orhan. Şimdi siz bana şu evrakları imzalayın. Gerisini ben halledeceğim. İlkin gazeteye kayıp ilanı vereceğiz Hasret. Kimlik bir çıktı mıydı? Gerisi kolay diyor avukat bey. Var benim kimliğim. Kayıp falan da değil. Hiçbir şey istemiyorum sizden. Hiçbir şey imzalamayacağım. Şimdi bunun aklı gel git biraz. Morali bozuk biliyor musun? Bak Hasret. Olmuyor böyle ha. Avukat bey güzelce ne yapacağız, ne edeceğiz onu izah ediyor. Aç kulağını dinle. Vekaletnameyle her şeyi halledeceğim ben. Bir tek mahkeme günü orada olun yeter. O iblisin de suratını bir tek orada göreceğiz zaten. Yeter artık! Bu adam zorla kaçırdı beni. Zorla tutuyor burada. Yardım edin ne olur. Avukat, sen hele bir çık dışarı. Hasret Hanım'ın kafası karışmış da biraz. Ben ona güzelce bir izah edeyim şimdi. Yeter artık be. Yeter! Sabrın da bir sonu var Hasret Hanım. Ne dediysen eyvallah dedim ama artık yeter. Kızım,
Ben bu saatten sonra seni Orhan'a bırakır mı sanıyorum? Anla artık kız. Orhan'dan sana fayda yok. Yeter artık anla! Düzmece nikahla kurtaramaz seni artık. Orhan bırakmaz peşimi. Bırakmaz öyle mi? Bir dükkana geldi, bir de karakola gitti. Sonra? Allah bilir, gitti evine yattı uyudu. Yapmaz. Bulacak o beni. Ben kocamı tanıyorum. Kocan ha? Koynuna girmediğin herifi nasıl tanıyacaksın acaba? Sen beni mi kandırıyorsun kız? Vazgeçmez o benden. Vazgeçmez öyle mi? Nikahta herifin ağzına bir parmak bal çaldın diye peşinde mi dolanacak sandın? Allah cezanı versin senin. Senden büyük ceza mı olur be? Alamıyorum, saramıyorum, atamıyorum. Yettin artık be. Bana bak Hasret. Senle bir bahse gireceğiz şimdi. Ver kız şu elini. Kız ver! Kıracağım bileğini şimdi. Eğer Orhan Efendi senden evvel imzalarsa o belgeleri, boşanmayı kabul edeceksin mi, etmeyeceksin mi? Edeceksin mi kız? Edeceğim. Çünkü Orhan imzalamayacak o kağıtları. Boşamayacak beni. E o vakit seninle anlaştık artık Hasret Hanım. Aldım, verdim, ben seni yendim. Bu adamlar gelmeyecekse ben gideceğim. Arayayım artık şunları. Arama boşuna. Gelmeyecek kimse. Nasıl bir saçmalık bu ya? Bu kadar mı korkuyorsun duygularından? Ya sen iyice saçmalamaya başladın. Sen bambaşka bir adamsın. Ama ben de senin bildiğin kadınlardan değilim. Bunu daha önce konuştuk. Hayır konuşmadık. Sen kestirip attın. Ama o akşam olanları ikimiz de çok iyi biliyoruz. Hiçbir şey yaşanmadı o akşam. Ama hissettik. Ben yanılmam. Benden hoşlanıyorsun. Ve ben de senden hoşlanıyorum. Gel. Ben evli bir adam. Karın nerede peki? Müsaade eder misin? Seni kırmak istemiyorum. Dönecek sanıyorsun değil mi? Evet dönecek. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Hasreti tanıyorum çünkü. Hadi iddiaya girelim. Ben dönmeyecek diyorum. Ben de tam aksini iddia ediyorum. Bir hafta yeter mi? Fazla bile. Tamam. Bir hafta sonra burada bekliyor olacağım. Kazanırsam mükafatımı ben belirlerim. Ama kaybedersem cezamı sen kesersin. Anlaştık mı? Anlaştık. Gel bakalım.
Bunları siz mi yaptınız abla? Evet. Beğendiniz mi? Hiç bu kadar güzel bir atkım olmamıştı. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet hanımlar, beyler biraz sessizlik lütfen. Bugün bizim için gerçekten çok önemli bir gün. Halide Hanım şimdi bugünün önemini ifade eden küçük bir konuşma yapacak bize. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şehit ve gazi çocukları yararına düzenlediğimiz bu kermesin fikir annesi aslında kızımız Kerime. Biz sadece bu güzel niyeti hayata geçirmek için çabaladık. Ben de hem kendi adıma hem de kurumumuz adına hem sevgili komşularımıza hem de destekçimiz olan Sayın Kartal Haksever'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vallahi çocuk dendi mi benim için akan sular durur. O yüzden nacizane kendi imkanım dahilinde bir katkıda bulunmak istiyorum. Ve tabii ki Kartal Bey'in de isteği bununla da sınırlı değil. Birazdan bir çekiliş tertip edeceğiz. Herkes cüzi miktarda ücret ödeyerek bilet satın alabilecek. Ve tabii çekilişte çıkan numarayı Kartal Bey yarın öğlen gazinosunda bizzat ağırlayacak. Az ucuzladı da fiyatları birkaç lira alalım ya. Ayfer Hanım. Biletlerinizi Kerime'nin masasından alabilirsiniz. Tamam. Hadi ben başlayayım bakalım Kerime'ciğim. İlk numarayı bir alalım. Hadi bakalım. Numara mı sana çıkar? Bir edelim. Sen bilet almayacak mısın? Bu gidişle kartını başka türlü göremeyeceksin zaten. Yetti bana o kadar. Nereye? Şimdi burada. Ne bu naz Niyaz Perihan? Böyle bir günde surat asmak niye? Belki de benim için güzel bir gün değildir Kartal. Ve sen ne olsun istiyordun? Çocuklar için oradaydık. Onlar mutlu olsun, bir faydamız dokunsun diye. Verirsin parasını. İhtiyaçları neyse giderirler. Kendini vakfetmek niye? Vakfetmek derken? Yok çekilişmiş, yok kazananla yemek yemekmiş. Hele geceden gelip kahvehane temizlemeyi ben hiç anlamadım. Ya ablama yardım etmek sana mı düştü? Perihan, ablan çok naif, çok kibar bir insan. Onca insan içinde küçük düşürmene rağmen dönüp tek kelime bile etmedi sana.
Biz kardeşiz Kartal. Konuşuruz. Kavga ederiz. Sonra da barışırız. Ablamı korumak sana mı kaldı? Kızım bak biz evleneceğiz seninle. Sen bunun farkındasın değil mi? He? O insanlar benim de ailem olacak. Ben sadece senin isteklerini yerine getirmek için bekleyen beyaz atlı prens değilim ki. Ne alakası var şimdi? Tut elimden. Hisset. Ne görüyorsun karşında? Düşmüş, kalkmış, acı çekmiş, pişman olmuş, o çocuklar gibi yetim büyümüş, gerçek bir adam. Biz masal dünyasında yaşamıyoruz. Ayrıca ben sana evlilik teklif ediyorum. Evcilik değil. Pişmansın galiba ettiğin tekliften. Ben değilim. Pişman değilim, olmam da. Çünkü ne istediğimi biliyorum. Ama belki sen pişman olabilirsin diye dedim. Bak ben sıradan bir adamım. Ve sıradan bir hayat istiyorum. Hani şu senin sıkıldığın aile var ya. Tam da onu istiyorum işte. Sıcak bir yuva. İşten eve gidince kurulu bir sofra. Evde koşturan çocuklar. Yorulduğumda başımı dizine yaslayacak bir kadın. Eğer sen oysan... Gel bana. Doğan seni eve bırakır. Herkes hazır mı? Hazır! O zaman bir alkış alayım. Hazır! Evet, inşallah bana çıkar. Ayfer Hanım. Ne? Haydi, haydi, haydi. Hazır mıyız? Hazırız! Duymadım! Hazırız! Duymadım! Hazırız! Aa, bu da amigo gibi. Haydi! Aa, geliyor, 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 geliyor. Evet. Kazanan numara. Evet. Ay Ayfer Hanım. Ne ya? Dur, dur. Söyleyeyim mi? Evet, söyle. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Söylüyorum. Ya çok heyecanlı. Söylüyorum. Evet. Ya bir dur. Kazanan numara. Evet. 21. 21 mi? 21 mi? Kimde ben? Ver şunu. Sen de mi? Sen de mi? Gel. Gel dedim. Gel. 21 burada. Burada. Burada olabilir. Ver şunu. Ay ya. Niye demeyeceğim? Valla gebeceğim sana. Ayfer Hanım. Ayıp oluyor. Ayıp. Ayıp. Abim, hoş geldin. Hoş bulduk. Bizimkiler yok mu? Yok. Kermesteler onlar. Bu gidişte 40 gün 40 gece sürer zaten. Sen niye buradasın? Yoruldum ayakta durmaktan. Eve geldim. Bak bakayım sen bana. Bak, bak. Ağladın mı sen? Hayır, ağlamadım. Doğru söyle. Ağlamadım. Biri mi üzdü yoksa seni? Sen küçükken ne yapıyordun hatırlıyor musun? Beni üzen çocukları gelip sana söylüyordu. Ben ne yapıyordum peki? Onları korkutuyordum okul bahçesinde. Yine aynını yaparım, sen merak etme.
Hadi sen yorulmuşsundur. Git dinlen biraz. İyi günler. Ben avukat Sadık Yıldız. Avukat mı? Beni Hasret Hanım gönderdi. Hasret? Hasret mi? Nerede o? Burada mı? Size yeriyle ilgili bilgi veremem. Çünkü sizinle görüşmek istemiyor. Nasıl yani? Ne demek bu? İçeri girebilir miyim? Oturarak anlatmam daha uygun düşecek. Kusura bakmayın. Tabii buyurun, buyurun geçin. Geçin buyurun, böyle otur. Kendisi bu meseleyle hususi olarak benim ilgilenmemi talep etti. Bunları imzalarsanız nihayete erecek bu iş. Kağıtlar mı? Neyi imzalıyorum ben? Biraz daha açık konuşur musunuz lütfen? Hasret Hanım sizden boşanmak istiyor. Sevmekten yoruldum dersen vur beni.